Diyanet İşleri Başkanlığı'nın acı kaybı. Diyanet Teşkilatı'nda 41 yıldır birçok önemli görevde bulunan İzzet Tosun vefat etti. Merhumun cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önemli hizmetlerde bulunan başkanlığın 41 yıllık emektarı İzzet Tosun hayata veda etti. Kastamonu Tosya doğumlu olan İzzet Tosun, eğitimini hadis ve tefsir alanında tamamlamış, din hizmeti gibi bir ulvi göreve 1977'de başlamıştı. 1988 yılından beri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda birçok önemli görevde bulundu. Son olarak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapıyordu. İki gün önce kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İzzet Tosun için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Merhumun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenab-ı Hak kendisine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. O yıllarını insanlara vaaz etmekle geçirdi, din-i mübini İslam'a hizmet etmekle geçirdi. Merhuma tüm haklar helal edildi. Kendisine olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Merhum İzzet Tosun'un cenazesi yarın memleketi Kastamonu Tosya'da toprağa verilecek. Biz de TRT Diyanet ekibi olarak merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.